yaşadıklarımızı 1 Nisan sonrasını konuşuyoruz. 1 Nisan'dan sonra Türk siyasetinde, Türkiye siyasetinde pardon ne değişecek? Siz çok da uzun yıllardır takip ediyorsunuz. Nasıl, neler öngörüyorsunuz? Ne değişir sizce 1 Nisan'dan sonra? Ben 1 Nisan'dan sonra da siyasi olaylara bakmıyorum, iktisadi olaylara bakıyorum. Türkiye'nin geleceğini siyasi olayların belirlediğinden de şüpheliyim. Zaten belirlemiyor. Yani ben sevgili Nazif Bey gibi halkımıza iltifatlar edemeyeceğim ne yazık ki. Bu kadar popüler kanalda öğlenle akşam arasında yayınlanan programları o televizyonların patronları mı öyle yapıyor? Yoksa vatandaş öyle istediği için mi o programlar yayınlanıyor? Vatandaş istiyor, onlar yayınlıyor. Seçimde seçmenler istiyor, liderler de onların dediklerini yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı kamuoyu araştırması yapmadan adım atmıyor. Sabah önüne gelen kamuoyu araştırması benim ki güneşin yarın batıdan doğacağına ilişkin bilgi geldi denmişse çok rahat çıkıp yarın güneş batıdan doğacak diyebiliyor. Ertesi gün olunca tam tersi olunca da onu söylüyor. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın liderlik özelliğinden daha çok insanların duygularını, beklentilerini karşılayabilme yeteneği çok yüksek. Kendisinden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Ama çok yüksek bir yeteneği var. Ve her yaptığında kamuoyu araştırması yapıyor. Neden böyle? Çünkü o biliyor, halk ne istiyorsa onun peşinden gidiyor. Mesela emekli maaş mı istiyor? En son ana kadar bekliyor. Neden en son ana kadar bekliyor? Biliyor ki unutacak erken verirse. Hafızası yok olmayan bir toplum. Bir toplum hafızasını kaybetti mi? O zaman haliyle başarılı bir toplum haline gelmiyor. İnsani gelişmişini sağlayamamışsa olmuyor. Hukuk ahlakına din ahlakı tercih ediliyor haliyle. Bu neden oluyor? Çünkü Türkiye 1950 yılından itibaren sağ sol ayrım yapabilirsek eğer, yaparsak yahut da genelde hep sağ muhafazakar milliyetçi, işte mukaddesatçı partiler tarafından yönetildi. Bunun karşısında da laikçi bir kesim vardı. Onlar da dirençle, ısrarla bütün bu sağ iktidarların sanki Türkiye'ye laik sistemi yıkacaklar, Kürt devleti kuracaklar gibi bir hobi içindeydiler. Ve bu iki taraf tartıştı. Haliyle sağ ve muhafazakar iktidar entelektüel yetiştirmedi. Yetiştirmekle hiç uğraşmadı. Bakın sağ partilerde ya da iktidar olan partilerin seçmenlerine bakın. Onların kanaat önderlerine bakın. Entelektüel birilerini göremezsiniz. Ya popülizm vardır. Ya halk çıkarcılık vardır. Bencil hesaplar vardır. Sola baktığınız zaman ise orada da katı bir ideoloji. Bildiğiniz din gibi yani. Nasıl kutsal kitaplarda ayetleri, yani surelerin ayetlerinin virgülü bile değiştiremezsiniz. Onların da ideolojilerinde bir virgül bile değiştiremezsiniz. Öyle aynen devam ediyorlar. Entelektüellerin ya da aydınların ülke yönetimine talip olamadıkları, entelektüel olmayanların ise halkın cehalet ve eğitimsizlik içinde kalmaları için çaba gösterdikleri, yani kitleleri sürü psikolojisiyle yönetme sevdaları ve uyanıklıkları daha doğrusu onları haklı çıkardı. Dönün bakalım, geçmişe bakalım. Hangi sol parti ya da solumsu parti Türkiye'yi ne zaman yönetti? Cumhuriyet Halk Partisi son dönemlerde biraz merkeze gelir gibi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi seçmen kendileri ayaklarından çektiler. Kendi kanaat önderlerini, kendi gazetecileri, CHP'yi ayaklarından aşağı çektiler. CHP tekrar gitti çukura. Şimdi bakıyorum CHP tam dirilecek, bir şeyler, bir atak yapacak. Yine kendi seçmenleri, kendi gazetecileri bana göre pek çok yerde CHP'yi aşağı çekiyor. Ben İmamoğlu çerçevesinden şimdi getireceğim olayı. Ve 1 Nisan sonrasında gelmeden önce bunları anlatmam lazım. Ve sizin programınızı izledim. Bir hanımefendi Ekrem Bey'e Kur'an-ı Kerim gösterdi. Evet. Belki kaçırmış olabilirim. Bakınız, dönün tarihe. 650-657-660 senelerinde Cemel Savaşı'ndan sonra Sıffin Savaşı'nda Muaviye Savaşı kaybetmek üzereyken ne yaptı? Muaviye kendi askerlerine komutanı Amr aracılığıyla dedi ki, ya yanındaki Musab kumandanlar
yaprak koparsınlar, mızrakların ucuna geçirsinler. Ali'nin askerlerine savaştılar. Ali'nin tarafları savaşmadı. Bu iktidar, bu AKP yıllardır bunu yapıyor. Mızrağın ucuna musaf takıyor ve götürüyor. Şimdi ama yol bitti. Yolu bitiren de muhalefet partileri olmadı. Yolu ekonomideki başarısızlıkları bitirdi. Yani bakınız ne Bülent Ecevit'in başbakanlığı dönemi, yani 1977-78, ne 24 Ocak kararları, ne Tansu Çiller, Murat Karayalçın 5 Nisan kararları, ne Nazif Bey'in partisi, o zaman sanıyorum değil mi, MHP milletvekili Nazif Bey, MHP Anavatan Parti DSP koalisyon dönemindeki krizler. O krizler, bu yaşadığımız, yaşayacağımız krizin yanında gazoz kalacaklar. Neden? Çünkü bu halk öylesine ekonomik çıkarlarının peşinden gitti ki, öylesine alıştı ki avantaya, Turgut Bey'in getirip koyduğu sosyal dayanışma ve yardımlaşma fonu, Fakfuk Fon, Recep Bey tarafından AKP'nin bir nevi bütçesi gibi kullanıldı. O bütçeden kadrolu seçmenler yaratıldı. Ama bütün bunların şimdi artık sonuna geldik. Yol bitti. Hani 4. Murat'tan Yeniçeri para ulufe istiyordu, maaş istiyordu. Dedi ki ya sarayın kaşıklarını, altın kaşıklarını, gümüş kaşıklarını bozdum, size verdim. Denizden mi çekeyim? Şimdi Tayyip Bey diyor, denizden mi çekeyim? Veremeyecekler. Siyaseti 1 Nisan'dan sonra ekonomik program etkileyecek. IMF, mecburlar gitmeye. IMF'ye gitmezlerse, gitmemekte direnirlerse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar varlığı varsa varlık konumunda, Türk Hava Yolları'nı, BOTAŞ'ı, havaalanlarını, otobanları, köprüleri, ne varsa, bakınız kamuya ait para getirebilen, milyar üzerinde, milyar dolar üzerinde ne varsa bunların hepsini satacaklar. Ya da satmaktan vazgeçip IMF ile uzlaşacaklar. Faizleri asgari 50-55 puan bandına çekecekler. Dolara müdahale etmekten vazgeçecekler. Yani dolar kendi kendine gidecek, yuvarlana yuvarlana, zannediyorum 45 ile 50 arasında bir yerlerde duracak. İşte o aşamada da IMF ile standby devreye girecek ve sıkı para politikası değil bence. Sıkı para politikası demeyelim ona da, insanların gelirlerini, satın alma güçlerini iyice budayacaklar. Ve evet, hep beraber döneceğiz, diyeceğiz ki yahu Ecevit, Yılmaz, Bahçeli, işte Çiller'le Karayalçın, Turgut Özal, Süleyman Bey, ya onlar peygambermiş ya, ne bu? Ben öyle görüyorum. Bunlar benim tahminlerim. Peki. Bunu da olaylara bakarak söylüyorum. Buyurun. Peki.